Herkese merhabalar. Bugün çıtır çıtır nefis bir mercimekli börek tarifim var. Bu tarifi elde açma bir hamurla da yapabilirsiniz. Neler mi kullanıyoruz? Hadi gelin bakalım malzemelerde neler var. Haşlanmış mercimeğim var. Soğan kullanacağım. Salça kullanacağım içi için. Ve mercimeğin bence olmazsa olmazı kimyon kullanacağım. Biraz da böyle kırmızı biber ve karabiberle lezzetlendireceğim. Elbette ki yufkalarım var. Yufka ile yaptığım yine çok pratik bir tarif olacak. Bir de tereyağı kullanacağım bu tarifte ama asıl çıtırlığı verecek olan tereyağı olacak. O yüzden tereyağı da kenarda dursun. Nefis ama çok pratik bir tarif geliyor. Evet, şimdi tavamın altını yakıyorum. Zeytinyağında biraz soğanlarımı kavuracağım. Soğan kullanıyorum. 2 yufkadan yapacağım için 2 yemek kaşığı dolu dolu yeterli olacak. Şimdi salçayı ekliyorum. Domates salçası kullanıyorum. Ama dilerseniz domatesle biberi de karıştırabilirsiniz. Ama ben börekte sevmediğim için biber salçasını sadece 2 kaşık domates salçası kullanıyorum. Onu da ezeceğim. O salçanın çiğ kokusunun gitmesini istiyorum burada. Şimdi benim için yeterli. Burada haşlanmış mercimeklerim vardı. Hepsini kullanmayacağım. Şöyle dökeyim. Şimdi bu esnada tuzunu, karabiberini ve kimyonu da ekleyeceğim. Aslında kimyonu sadece lezzet vermesi için değil, biraz böyle midemizi de rahatlatması için koyuyoruz burada. Çünkü mercimeğin verdiği rahatsızlığı buradaki kimyon giderecek. Biraz kimyon baskın bir baharattır ama burada o baskın tadın gelmesini istiyorum. Biraz da karabiber ekleyeceğim. Ve kırmızı pul biberle daha da lezzetli hale getireceğim. Şimdi güzelce karıştırıp altını kapatıyorum ve bir kaseye alacağım. Soğuması için kenara bırakacağım. Evet, içimiz de hazırsa şimdi hemen böyle yufkalarla nasıl şekil vereceğimize geçelim. 2 adet yufkadan yapıyorum bugün. İçinin hazırlığına geldim. Bir börek harcı hazırlamayacağım burada. Sadece tereyağını eriteceğim. Hani çıtır bir börek diyorum ya, işte aslında onu bu tereyağıyla sağlayacağım. Şöyle bir 2 dolu dolu yemek kaşığı diyebiliriz. Burada istediğim tek şey tereyağın erimesi. Tereyağını yakmayın burada çünkü tekrar fırına girecek. O yüzden yanmış bir tereyağı tadı istemiyorum. Şimdi onu da bir kaba alıyorum. Ve bütün malzemelerimi topladıysam artık böreklerimi sarabilirim. Bu bir sarma börek olacak. İstediğimiz şey çünkü çıtır bir börek. O yüzden 2 kat yufkadan yapıyoruz. Arasında da tereyağı sürdüğümüz için pişerken katlarına ayrılacak. Bıçakla 8 parçaya böleceğim. Aynı sigara böreği yapar gibi üçgenler elde edeceğim. Kaşıkla her birinin baş tarafına birer parça mercimekli içten koyuyorum. Burada çok nazik davranın, hiçbir şekilde sıkıştırmayın. Eğer sıkıştırırsanız o çıtırlığı yakalayamayacaksınız. O yüzden sadece şu kenarını kapatıyorum. Hafif hafif sıkmadan bu şekli veriyorum. Bu şekilde dizdik, kenara aldık. Şimdi fırın tepsimi alıyorum. Bu arada fırınımın derecesini 180 dereceye getirdim. Isıtıyorum. Yine çıtırlığı sağlamak için burada bir püf noktası. Şöyle bir su hazırladım bir kasede. Hepsini bu suya batırıp öyle dizeceğim. Çok fazla tutmayacağım. Sadece istediğim bu. Yani böyle içine daldırıp orada bırakmayın. Hani bu tarifle çıtır çıtır böreğim olmuyor diyenler bile yanılacaklar çünkü gerçekten çıtır çıtır bir börek olacak. Katladığınız kısımlar mutlaka alt kısma gelsin. Aslında yemek yapmak hem çok keyifli hem de herkes yemek yapabilir gördüğünüz gibi. Yumurta sarısını sürüyorum. Hem güzel bir renk verecek o kıtırlığa hem de lezzet verecek. Çıtır çıtır şahane mercimekli börekler olmak için şimdi 180 derece ısıttığım fırında 30 ila 40 dakika arasında kontrollü bir şekilde pişireceğim. Şimdi fırına atıyorum.
keyifle bu böreği bitireceğim. Yanında da çayımı içeceğim. Siz de keyifli zamanlar için, güzel anlar için bu güzel böreği yapın. Sevdiklerinizle çok güzel zamanlarda paylaşın. Başka tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.